Arkadaşlar, bir diğer trafik mevzuatı ünitelerimizden de geçiş üstünlüğüne sahip araçların durumunu inceleyeceğiz. Geçiş üstünlüğüne haiz araçlar nelerdir? İlk önce oradan başlayalım. Birincisi, ilk sırada ilk geçiş üstünlüğüne haiz araç. Ambulans ve organ nakli yapan araçlar ilk geçiş hakkına sahiptir. İkinci sırada itfaiye gelir. Üçüncü sırada bir zanlıyı takip eden, görevde bulunan zabıta araçları gelir. Dördüncü sırada, Allah göstermesin, bir afet durumunda, eski ismiyle sivil savunma, yeni ismiyle afetin araçları gelir. Son sırada ise korunmakla görevli bulunan bir araç veya kişiyi koruyan eskort araçları da yine geçiş üstünlüğüne haizdir. İlk trafik dersine başladığımızda uyarıda bulunmuştuk zaten. Geçiş üstünlüğü, bu saymış olduğumuz geçiş üstünlüğüne haiz araçları. Bir, görevde olmak şartıyla. İki, görevde olduğunu görülür ve duyulur işaretlerle diğer araç ve yayalara belli etmesi suretiyle. Üç, görevdeyim, tepelambamı yaktım, sirenimi çaldım diyerek diğer araç ve yayaların can ve mal güvenliğini tehlikeye düşürmeden, yasaklara, kısıtlamalara uymama serbestliğidir demiştik. Evet, görevde olması ilk sırada. İkincisi de görülür duyulur işaretler verecek. Arkadaşlar, görülür duyulur işaretler ise tepe lambalarının renkleri ile değişiklik göstermektedir. Sade mavi renkli tepe lambası ambulans ve organ nakli yapan araçlara ait. Sade kırmızı tepe lambası itfaiye, afet araçları ve son zamanlarda da onlar da bu sistem içerisine girdiler. Doğal gaz mücadelesine yetişen, arızasına yetişen doğal gaz araçları. Kırmızı tepe lambası. Mavi ve kırmızı birlikte olan tepe lambası ise zabıta, jandarma ve Karayolları Genel Müdürlüğü'nün trafik ekiplerine ait olan tepe lambalarıdır. Bu tepe lambalarının özelliği dönerli veya yanıp sönerli olmak şartıyla 150 metreden görülebilecek şekilde ışık verdi. Tabii ki tek bir tepe lambası yeterli değildir geçiş üstünlüğünün özelliğini sağlayabilmesi için. Aynı anda duyulur işaretleri de vermesi lazım. Duyulur işaretler ise çan sesi, canavar düdüğü, siren şeklinde olabilir. Bunların özelliği de yine aynı tepe lambalarında olduğu gibi 150 metre uzaktan duyulabilecek şekilde olması gerekmektedir arkadaşlar. Bir de burada açmam gereken bir husus var ki, bir de tabii biliyorsunuz arkadaşlar, sarı tepe lambaları vardır. Sarı tepe lambaları kesinlikle geçiş üstünlüğüne haiz değildir.
hizmet araçlarında bulunan, gabari ölçüleri dışında yük yüklemiş araçlarda bulunan ve bunların eskortlarında bulunan tepe lambaları sarıdır. Belediyenin hizmet araçlarındaki tepe lambalarını hepimiz biliriz. Sarıdır. Niye? Dikkat çekmek için. Görevde olduğunu, ters bir yerde park edip yol süpürmesi yaptığını bize belli edebilmek için kullanılan tepe lambasıdır. Kesinlikle geçiş üstünlüğüne haiz değildirler arkadaşlar. Evet, bir gelen trafikle karşılaşma durumuna göz atacak olursak. Arkadaşlar, gelen bir trafikle karşılaşma durumunda kim kime geçiş kolaylığı sağlamak zorundadır. Geçişi tabii ki düz bir yola göre, eğimli bir yola göre ayrı incelememiz gerekir. Düz, eğimsiz bir yolda iki yönlü bir yol olduğunu düşünecek olursak, geçişi kolaylaştırmak için her iki araçta sağ şeritlere tamamen sağına yaklaşarak birbirlerine geçiş kolaylığı sağlamak zorunda. Eğer sağa yaklaşıldığı anda geçiş mümkün değilse tamamen aracı durdurmak, hatta bankete iyice yaklaşmak suretiyle birbirlerine geçiş kolaylığı sağlamak zorundadırlar. Ancak bu geçiş kolaylığı sağlama işi eğimli yollarda sadece inen araçlara hükmeder. Her zaman için inen araç sürücüsü eğimli bir yolda çıkan araç sürücüsüne geçiş kolaylığını sağlamak zorundadır. Bunu da nasıl yapacağım? Varsa, mümkünse bir cep sağ tarafa yaklaşıp cebe girecek. Yoksa sağ şeridin en sağına yaklaşarak geçiş kolaylığı sağlayacak. Hatta bu durumda bile çıkan aracın geçiş zorluğu doğacak ise inen araç sürücüsü geri gelmek suretiyle çıkan araca geçiş kolaylığını sağlamak zorundadırlar. Arkadaşlar, gelen bir trafikle karşılaşma durumunda ise geçiş kolaylığı sağlama kurallarını şu şekilde de sınıflandırabiliriz. Düz, eğimsiz, dar yollarda. Bakın, slaytımızda da görmüş olduğunuz gibi en alttan başlayacak olursak bütün motorsuz araç sürücüleri diğer bütün motorlu araçlara geçiş kolaylığı sağlamak zorundadırlar. Sıralamayı yukarı doğru çıkarken lastik tekerlekli traktör ve iş makineleri ise diğer bütün motorlu araçlara geçiş kolaylığını sağlamak zorundadır. Sıralamayı üstten aldığımız zaman bütün araçların geçiş kolaylığı sağlayacağı ilk araç otomobil, ikinci sırada minibüs, üçüncü sırada kamyonet, dördüncü sırada otobüs ve beşinci sırada kamyon gelir. Bu sıralama dahilinde birbirimize geçiş kolaylığını sağlamak zorundayız. Ve aynı zamanda kimin kime geçiş kolaylığı sağlayacağı, karşıdan gelene yol ver levhasıyla ve önceliği olan yol levhasıyla de sizlere gerekli uyarıyı, mesajı verecektir. Evet, bir diğer ünitemize geçtiğimiz zaman virajları zaten söyledim. Direksiyonda sürücünün hakimiyetinin en fazla zorlandığı yerlerdi.
tabii ki aracınıza yapacağınız mekaniksel işlemleri mutlaka viraja girmeden önce bitirelim arkadaşlar. Bir diğer konumuza geçtiğimiz zaman arkadaşlar, dersimizin ilk günlerinde bahsetmiştik. Geri dön. Durma, duraklama, park etme. Neydi? Durma. Bir aracın trafik zorunlulukları nedeniyle durdurulmasına durma tanımı yapmaktadır. Yani bir kırmızı ışıkta durmak, durma sınıfındadır. Trafik ışıklığında öndeki duran aracın peşinden durmak, bir durma sınıfıdır. Bir trafik zabıtasının dur komutu ile durmakta yine durma sınıflandırması içerisine girmektedir arkadaşlar. Peki duraklama neydi? Duraklama. Yolcu indirip indirmek. Yük yükleyip boşaltmak amaçlı yapılan duruşlara duraklama denilir. Ve bu duraklamanın süresi de 5 dakikadır demiştim. Peki duraklamayı ne şekilde yapacağız? Arkadaşlar, mümkün olduğu nispette sağ şeridin en sağına yaklaşılarak duraklama yapılır. Duraklama kesinlikle ikinci şeritte, hatta en sol şeritte yapılanlara şahit oluyoruz. Kesinlikle yasak. Duraklamanın bir de nerelerde yapılamayacağını rakamsal olarak belirten şartlar vardır. Bunları notunuza almanızı, altını çizmenizi tavsiye ederim arkadaşlar. Eğer duraklama, görmüş olduğumuz gibi duraklamak ve park etmek yasaktır bir levhasıyla belirtildiyse, burada duraklama kesinlikle yapılamaz. Sol şeritte kesinlikle yapılamaz. Yaya geçidinde, okul geçidinde veya diğer geçitlerde kesinlikle duraklama yapılamaz. Kavşak, tünel, köprü, bağlantı yollarında, işte buralara şehir içinde 5 metre. Şehirler arası yollarda ise 100 metre mesafe kala duraklama yapılamaz. Görüşün yeterli olmadığı virajlarda, tepe üstlerinde duraklama yapılamaz. Otobüs, tramvay duraklarında, taksi duraklarında duraklama yapılamaz. Duraklayan bir aracın sol tarafında ise yine duraklama yapılamaz. Arkadaşlar, işaret levhalarının görülmesini engellememek açısından şehir içinde 15 metre, şehirler arası yollarda ise 100 metre mesafe içerisinde duraklama yapmak kesinlikle yasaktır arkadaşlar. Peki park etmek nerelerde yasaktır? Duraklamanın yasak olduğu yerlerde park da edilemez. Park etmenin yasak olduğu bir trafik levhası ile belirtildiyse park edilemez. Geçiş yolu üzerinde park edilemez. Bir de şunu unutmayalım. Yangın muslukları, biliyorsunuz şehir içinde belirtilen yangın muslukları vardır. İşte bu yangın musluklarına her iki tarafından 5 metre mesafe içerisinde kesinlikle park edilemez. Geçiş üstünlüğü olan araçların giriş,
çıkışlarının yapıldığı ve bunları belirten levhalara 15 metre mesafe içerisinde kesinlikle yine park edilemez arkadaşlar. Park etmenin yasak olduğu yerlerde tabii ki bahçe, garaj giriş çıkışlarında 5 metre mesafe içerisinde her iki taraftan park edilemez. Alt ve üst geçitlerle köprülere 10 metre mesafe içerisinde de yine park edilemeyeceğini unutmayalım arkadaşlar. Bir diğer ünitemize geçtiğimiz zaman ise araçlarda ışıklandırma ve ışıkların kullanılması kuralları. Arkadaşlar, araçların standart ışıkları var. Bu standart ışık haricinde zevke göre ışıklandırma yapmak yasaktır. Fenni muayeneye gittiği zaman bu mutlaka söktürülmek mecburiyetidir. Hatta standart dışı ışıklarında her zaman için araç yangınlarına davetiye çıkarttığını unutmamamızda yarar var arkadaşlar. Peki, standart ışıkları nelerdir? Birincisi, farlar. Farlar, araçların ön kısmında iki lambadan ibarettir. Beyaz ışık veren lambalar. Her far ampulünün iki devresi bulunmaktadır. Birincisi, kısa mesafeyi gösteren, halk arasındaki adıyla kısa far tabir edilen kısa yüzmeler. Diğeri ise uzun mesafeyi gösteren uzun yüzmeler. Araçların kısa yüzmeleri 25 metre mesafeyi aydınlatır. Unutmayalım. Ve kısa yüzme far devresi açıldığı zaman aracımızın gösterge panosunda yeşil renkli bir ampul ışığının yandığını göreceksiniz. Uzun hüzmeler ise 100 metre mesafeyi aydınlatır. Uzun hüzmeler açıldığı zaman ise aracımızın gösterge panosunda mavi renkli bir far ışığının yandığını görmemiz mümkün.
Burayı geçiyor. Burayı anlatmıyorum herhalde. Yok, devam et. Peki, kısa hüzmeli far devresini nerelerde kullanacağız? Birincisi, meskun mahal içerisinde. İkincisi, önümüzden bir aracı takip ederken. İki yönlü yollarda karşımızdan bir araç gelirken. Araç geçişlerinde araçla aynı hizaya gelinceye kadar. Ve yağmurlu, karlı, sisli havalarda ise kısa hüzmeli far devrelerini kullanacağız. Çünkü 25 metre mesafeyi aydınlatmaktadır. Şehirler arası yollarda karşımızdan bir araç gelmezse, önümüzde bir araç gidişi yoksa, uzak mesafeyi görebilmek için tabii ki uzun hüzme far devrelerini kullanırız. Ama burada unutmamamız gereken bir husus ise, altını çizin, aydınlatılmamış tünellere girilirken mutlaka uzun hüzme far devresiyle girilmelidir. Bir diğer ışıklardan araçların park lambaları vardır. Park lambaları aracın önünde iki tane beyaz ışık veren, arkasında iki tane kırmızı ışık veren dört lambadan ibarettir. Karşıdan gelen, arkamızdan gelen araçlara kendi aracımızın varlığını gösterebilen lambalardır. Bir diğer lambamız sinyal, yani diğer bir adıyla ikaz lambalarıdır. İkaz lambaları en önemli lambaların başında gelmektedir. Renkleri, ışık renkleri sarı turuncu olup düz ışık vermek yerine fasılalı yanıp sönme gerçekleştiren lambalardır. Aracımızın önünde iki tane, arkasında iki tane olmak üzere dört tane sinyal lambası bulunup sağ taraf ön arka, sol taraf ön arka olarak çalışmaktadır. Sinyal lambaları açıldığı zaman yine aynı fasılalı aralıklarla yanıp sönen aracımızın gösterge panosunda sağa veya sola oklu sinyal gösterge ışıkları da mevcuttur. Bunu da bilelim arkadaşlar. Yine bu sinyalleri bir arıza durumunda, kısa süreli park durumunda dördünü birlikte fasılalı yanıp söndüren dörtlü flaşör devresi vardır. Tabii ki bunun düğmesi ayrı bir düğme olarak komut etmektedir. Yine standart lambalarımızda bir diğeri ise arka plakayı aydınlatma lambasıdır. Bunun özelliğini unutmayalım. Aracımızın arka plakasını 20 metre uzaktan okunabilecek şekilde aydınlatabilir beyaz ışık veren lamba olması gerekiyor. Bunun haricinde son olarak standart lambamız ise araçlara bir veya iki adet monte edilen geri vites lambalarıdır. Aracımızın arkasında bulunurlar. Aracımızı geri vitese taktığımız zaman arkadan gelen yaya ve araçlara hem geri gittiğimizi hem de gece arka zemini aydınlatmak amaçlı kullanılan geri vites lambalarının ışık renginin de beyaz olduğunu unutmayalım. Evet, bir diğer ünitemize geçtiğimiz zaman karayolunda bozulup kalan, arızalanmış araçları nasıl işaretleyeceğiz? Nasıl
yerinden kurtarma imkanlarını gerçekleştireceğiz. Arkadaşlar, karayolunda bozulup arızalanan bir araç mümkünse kendi imkanlarımızla, öncelikle banket varsa bankete, mümkünse sağ şeridin en sağına kadar yaklaştırılacak. Kesinlikle şerit içerisinde bırakılmayacak. İşaretlemesi de tabii ki unutulmaması gereken bir husustur. İşaretlemek için ilkel şartlarla taş dizerek, teneke koyarak, lastik dikerek kesinlikle işaretleme yapılamaz. İşaretleme küçük araçlar için 45'e 45 ebadında eşkenar üçgen olup kenarlarında 5 santim kalınlığında yansıtıcı yüzeyi bulunan bir portatif ayak üzerine konularak monte edilen reflektörle gerçekleştirilir. Reflektörlerin korunma mesafesi ise tek yönlü yollarda sadece aracın arkasına 30 metre uzağa, iki yönlü yollarda ise hem önüne hem arkasına 30 metre uzağa iki reflektör konularak işaretleme yapılmalıdır. Tabii ki reflektörler hafif bir işaretleme malzemesi olduğu için geçen bir aracın rüzgarından da etkilenip devrilebilir. Bunu önlemek için reflektörün ayağının üzerine bir ağırlık, bir taş konulmasında da yarar vardır. Büyük araçların işaretlenmesi ise reflektörle değil, 25'e 150 ebadında iki portatif ayak üzerine monte edilen engel işaretiyle işaretlemesi gerçekleştirilir. Yine bunların işaretlenmesinde de esaslar aynıdır. Tek yönlü yollarda arkasına sadece 30 metre uzağa, iki yönlü yollarda ise hem önüne hem arkasına 30 metre uzağa iki adet engel işaretiyle bu araçlar işaretlenmektedir. Arkadaşlar, arızalanıp kalan bir aracı onarım yeri yakın mesafedeyse diğer bir araçla tamirat yerine kadar çekilerek götürülebilir. Ama bunların uygulanmasındaki kurallar ise bir, çeken aracın gücü çekilen aracın gücünden fazla olacak. İki, çeken ve çekilen araçta sürücüler haricinde sadece bir yardımcı personel bulunabilir. Kesinlikle yolcu bulunmaz. Çeken ve çekilen araç herhangi bir malzeme ile değil, çeki halatı veya zincirle çekilebilir. Ama hangi araç? Fren sistemi sağlam olan bir araç çeki halatı veya zincirle çekilebilir. Çekme halatı veya zincirin en uygun boyu 2,5 metre. Eğer halatın boyu 2,5 metreyi geçiyor ise araya arkadan gelen bir aracın geçişini, girişini engellemek için halatın ortasına gündüz kırmızı bir bez, gece ise kırmızı bir ışık veya reflektör konulara uyarıda bulunup işaretlemesi gerçekleştirilmeli. Eğer çektiğimiz aracın fren sistemi sağlam ise meskun mahal içerisinde 20 kilometre hızla çekilir. Ancak çekilen aracın fren sistemi arızalı ise
halatla, zincirle kesinlikle çekilemez. Bunlarda bir metre uzunluğunda aracın birbirine yaklaşmasını engelleyen çeki demiri ile çekilebilir arkadaşlar. Ve arızalı, fren sistemi arızalı bir araçta meskun mahal içerisinde bu sefer 15 kilometrenin üstündeki bir hızla çekilemezler. Remork gibi çekilip götürülmesi mümkün olmayan araçlar ise kurtarıcı yardımı ile yerinden alınıp götürülmektedir arkadaşlar. Evet, bir diğer konumuza geçtiğimiz zaman arkadaşlar, araçların gabari ölçülerini daha önce vermiştim. Sadece basit olarak bir tekrarını yapayım. Gabari, araçların karayolunda güvenle seyredebilmesi için azami genişlik, azami yükseklik ve azami uzunluk ölçülerine gabari denir demiştik. Genişlik gabarisi 2 metre 55 santim. Yükseklik gabarisi azami 4 metredir. Uzunluk gabarisi en uygun 12 metre, ancak katar durumunda olanlarda ise 22 metreye kadar çıkabilir demiştik. Bir diğer konumuz ise ticari taşıt kullanan sürücülere aittir. Arkadaşlar, ticari taşıt kullanacak bir sürücü, sürücü belgesinin dışında bir de SRC belgesini yanında bulundurmak zorundadır. Ticari taşıt kullanma belgesi anlamına gelmekte olan sürücü kelimesinin sesli harfleriyle çıkarılarak sessiz harflerinin kullanılmasıyla türetilen SRC 1, 2, 3, 4 ve 5 aşamalı SRC belgeleri bulunmaktadır. Tabii ki bu sınıflar ayrı ayrı taşıtları kullanmakta yetkilidirler. SRC 1, uluslararası yolcu taşımacılığı yapacak sürücülerin alması gereken belgedir. SRC 2, yurt içinde yolcu taşımacılığı yapacakların alması gereken belgedir. SRC 3, uluslararası yük taşımacılığı yapanların. SRC 4 ise yurt içinde yük taşımacılığı yapanların alması gereken SRC belgesi sınıflarıdır. SRC 5 belgesi ise özel olup sadece tehlikeli madde taşıyanlara ait bir belge. Bir diğer konumuz ise arkadaşlar, araçların yük ve yolcu taşıma kuralları. Arkadaşlar, araçlarda yük taşımacılığı taşıma sınırını aşacak şekilde kesinlikle yüklenemez. Araçların gabari ölçüleri dışında yük taşımaları kesinlikle yasak. Yolcu taşımacılığında ise araçların çamurluk, basamak, karasörü kenarı, sürücü mahalli, aracın üstü, bagaj merdiveni gibi dış kısımlarında kesinlikle yük ve yolcu taşınması yasaktır. Arkadaşlar, yük taşımacılığında genişlik gabarisi kesinlikle aşılamaz. Yükseklik gabarisi de kesinlikle aşılamaz. Standart mı? Ancak demir gibi, tomruk gibi uzun malzeme taşımacılığında
aracın kasasını önden 1 metre, arkasından ise 2 metre taşıyacak şekilde uzun malzeme taşınması mümkün. Ancak arkadan taşan yük tescil plakasını ve arka lambaları kapatacak şekilde kesinlikle yüklenmemelidir. Yolcu taşımacılığına geldiğimiz zaman koltukla taşınmalıdır. Ancak tarım işçisi taşımacılığında, fabrikaya işçi taşımacılığında, kısa mesafeli yerlerde yük taşıma taşıtlarından da istifade edilerek bazı şartları yerine getirmek suretiyle yolcu taşınabilir. Bunların esaslarında ise yük taşıyan aracın 3 kapağının da kapalı olması, kapak yüksekliklerinin 90 santim olması şartı ile içerisine de oturma yeri yapıldı ise yük taşıyan araçlarda oturmak suretiyle ton başına 2 kişi taşınması mümkün. Örnek olarak 3,5 tonluk bir kamyonette şartları yerine getirirse 7 kişi. 10 ton kapasiteli bir kamyonda şartları yerine getirirse 20 kişiyi oturtmak suretiyle taşıyabilir. Ancak aracın bir tarafına yük, yanına yolcu veya üzerine yolcu kesinlikle bindirilemez. Yük üzerinde yolcu taşınması kesinlikle yasaklıdır. Eğer kapalı kasalı bir araçta aracın kasasından itibaren 120 santim yüksekliğe tutunma yerleri yapıldı ise yine ton başına 2 kişi ayakta taşınması mümkün. Traktör remorklarında, tarım işçisi taşımacılığında ise yük üzerinde olmamak şartıyla, kapakları kapalı olmak şartıyla ton başına 3 kişi oturtularak taşınabilir arkadaşlar. Kesinlikle de yine uyarıyorum. Asla yük üzerinde yolcu taşınamaz. Bir diğer konumuza geçtiğimiz zaman arkadaşlar. Evet, araçlarımızda her zaman için yangın çıkma riski mevcuttur. Hele ki standart dışı lamba takanlarda. Aracının bakımını zamanında yapmayın. Arkadaşlar, burada tabii ki yangına müdahale yangın söndürme tüpleriyle gerçekleşir. Yangın söndürme tüplerinin adet ve kapasitesi ise tehlikeli madde taşıyan araçlarda 6 kilogramlık 2 adet. Kamyon, otobüs, treyler gibi büyük araçlarda 6 kilogramlık 1 adet. Küçük araçlarda ise 1 kilogramlık 1 adet yangın söndürme tüpü bulundurma mecburiyeti vardır. Yangın söndürme tüplerinin içerisindeki etkin maddenin geçerliliği 1 yıldır. 1 yıldan sonra etkin maddesinin değiştirilmesi gerekmektedir. Burada uyaracağımız son nokta ise yangın söndürme tüplerinin yeridir. Yangın söndürme tüpü kesinlikle aracın bagajında, büyük araçlarda olduğu gibi
alt dolapta bulunamaz. Nerede bulunması gerekir? Sürücü elini attığı anda uzanabileceği yer bulunur. Büyük araçlarda sürücü koltuğunun arkasında veya yanında. Küçük araçlarda ise sürücü koltuğunun arkasında bulunması gerekmektedir. Bagajda bulunan, torpido gözünde bulunan yangın söndürme tüplerinin sizlere hiçbir faydası, yararı olmayacaktır arkadaşlar. Dersimizin ilk başlarında belirtmiştik. Erişme kontrollü karayolu diye. Arkadaşlar, erişme kontrollü karayolu bizim otoyol, otoban diye bildiğimiz yollar. Buralarda bazı kurallar geçerlidir diye erişme kontrollü karayolunda zaten saymıştık. Yine tekrar ediyorum. Erişme kontrollü karayoluna en sağdaki hızlanma şeridinden girilir. Çıkılırken ise yine en sağdaki yavaşlama şeridinden çıkılır. Bu iki başlığın da altını çizmenizde yarar vardır. Arkadaşlar, sürücülerin ve yolcuların koruyucu tertibat kullanma mecburiyetine geldiğimiz zaman ilk esas almamız gereken sürücüler motosiklet sürücüleri. Motosiklet sürücüleri arkalarında bir yolcular taşıyabilirler. Ama kendilerinin karayoluna çıktığı zaman kask denilen koruma başlığını ve koruma gözlüğünü takma mecburiyeti var. Arkasındaki yolcunun ise sadece kask denilen koruma başlığı takma mecburiyeti bulunmaktadır. Otomobillerde bulunan kişilerimiz ise veya diğer araçlardaki kişilerimiz, hem ön koltuktakiler hem arka koltuktakiler mutlaka emniyet kemerlerini takmak zorundadırlar. Bunu da unutmayın. Arkadaşlar, çocuklarımız kıymetlidir. Onları cahillikten dolayı ölüme terk etmeyin. Kesinlikle kucağımızda direksiyon başında çocuk bulundurmayalım. Yan koltukta oturan veli kucağında çocuğunu taşımayın. Unutmayalım. 3 yaşına kadar olan çocuklar arka koltuklara monte edilen bebek taşıma koltuğunda taşınırlar. 10 yaşına gelmedikten sonra da kesinlikle ön koltuklarda taşınmaları kanunen yasaktır. Sebebi ise airbag denilen hava yastıklarının açıldığı zaman bu evlatlarımızı boğarak ölümlerine sebep olmasıdır arkadaşlar. Evet arkadaşlar, ilk derse başladığımızda söyledik. Trafik kazalarının %98.2'si insan kaynaklı ve bunun da %95'i tamamen sürücü hatası demiştik. Peki, belli başlı istatistiklerde yer almış trafik kazasının nedenleri nelerdir? Sıralamaya bakıldığı zaman ilk başta aşırı hızlı. İkincisi hatalı soldan. Üçüncüsü kırmızı ışık. Dördüncüsü alkollü araç kullanma. Beşincisi uykusuz ve yorgun araç kullanma. Altıncı sırada kavşaklardaki geçiş hakkı kurallarına uymama.
Yedincisi takip mesafesine uymama ve sekizinci son sırada ise dönüş lambalarının zamanında kurallara uyma gibi esaslar dahilinde kullanılmaması gelmektedir. Bir kaza durumunda ne yapmamız gerekir? Arkadaşlar, kaza durumunda tabii ki yaralanmalı, ölümlü bir kazada mutlaka en yakın hemen ambulans ve zabıta ekiplerini bilgilendirmek mecburiyetindeyiz. Eğer belediye meskun mahal sınırları içerisinde olay gerçekleştiyse trafik zabıtaları. Belediye sınırları dışında olay gerçekleştiyse jandarma birimlerini bilgilendirmemizde yarar var. Ancak yaralanma, ölümlü sonuçlanma gerçekleşmediyse sadece hasarlı kazada sürücülerin birden öfkelenip birbirlerini suçlamalarında da bir gerekçe yoktur. Tabii ki öfke olayı daha da çözümsüz hale getirecek. İşte böyle durumda yapılacak husus, her araçta iki adet boş olarak bulunması gereken kaza tespit tutanaklarını iki sürücü de imza altına alarak bilgileri giriş yapıldıktan sonra hasarlarının tanzimi yoluna gidilebilecek. En ufacık bir kazada bile hemencecik trafik zabıtasını bilgilendirmek, davet etmek bizi çözümsüzlüğe itmektedir. Arkadaşlar, böyle durumlarda kaza tespit tutanağı yapılabilmesi için de bazı hususların yerine gelmesi gerekir. Birinci husus, kamu araçlarıyla trafiğe karışırsanız kaza tespit tutanağı yapamazsınız, zabıtaya çağırmak zorundasınız. Sürücüsü alkollü, uyuşturucu kullanmış bir kişiyle kaza tespit tutanağı yapamazsınız. Sürücü belgesinin sınıfı o aracı kullanmakta yetkili değil ise kaza tespit tutanağı yapamazsınız. Ve yine o aracın belgelerinde zorunlu mali sorumluluk sigortasının geçerlilik süresi sona erdi ise onunla da kaza tespit tutanağı yapamazsınız. Bu şartların dışında her iki sürücü de birbirine belgelerini vermek suretiyle kontrol yöntemine uygun. Sürücü belgesine bakacak, aracı kullanmakta yetkili mi? Tescil belgesine bakacak, o araca mı ait tescil plakası? Zorunlu mali sorumluluk sigortasına bakacak, poliçede belirtilen plaka o araca mı ait? Geçerlilik süresi, unutmayın, son günü öğlen saat 12'de bitmektedir. Eğer bu süreyi aşmış ise zorunlu mali sorumluluk sigortası olmayan bir araçla da kaza tespit tutanağı yapamaz. Eğer bu şartlar yok ise yapacağımız işlem kaza tespit tutanağında bir bölümünde bir aracın sürücü belgesi ve araç bilgileri girilir. Diğer hanesine diğer sürücünün araç bilgileri ve sürücü belgesi bilgileri girilir. Karşılıklı kaza görüşü belirtmeleri gerçekleşir ve krokihanesine de basit olarak
krokileri, olayın geliştiği yer, olay yeri belirtildikten sonra iki sürücü de tutanağı imzalayarak birbirine belgelerinin fotokopilerini de vermek suretiyle ve araçları birbirinden ayırmayan kaza yerleri, tescil plakaları da görülecek şekilde bol miktarda fotoğraflama yapıldıktan sonra kaza yerinden ayrılması söz konusu olabilir. Tabii ki her iki sürücü de kendi sigorta şirketlerine belgeleri ulaştırarak araçların tanzim, tamir, onarım işlerini gerçekleştirebilirler. Evet, arkadaşlar sigortalar kısmında ise birincisi zorunlu mali sorumluluk sigortasıdır dedi. Geçerlilik süresi bir yıldır, mutlaka son günü öğleden önce yenilenmesi gerekir dedim. Bu kuralı da bilin. Zorunlu mali sorumluluk sigortasının olmadığı bir araç trafikte seyir halindeyken zabıtalarca yakalandığı zaman denetimlerde o araç trafikten men edileceğini de kesinlikle unutmayalım. Bir diğer sigortamız koltuk sigortasıdır ki yolcu taşıyan, yolcu nakli yapan araçların her koltuğunu sigortalatması gerekmektedir. Yolcu taşıyan araçları ilgilendirir. Toplu taşıma araçları hariç, otobüs gibi, minibüs gibi, servis araçları gibi resmi yolcu taşıyan koltuk sayısı kadar o aracın koltukları sigorta yaptırılmalı. Ve bu araçlarda seyahat eden bir kişi biletinde belirtilen ilk kalkış noktasında, yoldaki molalar da dahil olmak üzere, biletindeki son varış noktasına kadar sigortalıdırlar. Bir kaza durumunda, bir yaralanma durumunda, bir hasar durumunda tazminatlarını alabilme hakkına sahip olurlar. Son bir sigortamız ise arkadaşlar, kasko sigortasıdır ki isteğe bağlı bir sigortadır. Kişinin kendi aracının onarımını karşılayan bir sigortadır. İsteğe bağlı olup mecburiyeti yoktur. Arkadaşlar, son olarak sürücü belgesi sınıflarına geldiğimiz zaman, sürücü belgesi sınıflarında A sınıfı sürücü belgesi grubu motosiklete aittir. Bunu da 3 aşamada sınıflandırırız. A1 silindir hacmi 50 cc'ye kadar olanları. Pardon, 125 cc'ye kadar olanları. A2 600 cc'ye kadar olanları. A sınıfı sürücü belgesi ise 600 cc ve üzeri motosikletleri kullanmada yetkilidir. B sınıfı sürücü belgesi otomobil, kamyonet ve minibüs kullanmada yetkili olup bunlar da otomatik ve manuel diye bir de engelli diye kendi içerisinde not düşülmek suretiyle araçları kullanmaya yetkili olan belgedir. C sınıfı kamyon sürücülerine ait olan bir sürücü belgesidir. D sınıfı otobüs kullanıcılarına ait olan bir sürücü belgesidir. F
F sınıfı lastik tekerlekli traktör kullanıcılarına ait olan bir belgedir. G sınıfı iş makinasındaki sınıfları kullanmada yetkili olan bir belgedir. K sürücü belgesi ise sürücü adaylarının direksiyon eğitimi aşamasında sürücü kursları tarafından tertiplenen geçici kullanma belgesidir. Ve bu şekilde trafik bilgisi konularımızı burada noktalamıştık.